Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni klan savaşı videosuna hoş geldiniz. Too Late For Stop klanıyla klan savaşlarına devam ediyoruz. Ve şimdiki rakibimizi 56-41 gibi bir skorla yendik. Savaş istatistiklerine bir göz atalım arkadaşlar. 16 tane üçlüğümüz var. Rakibin ise sadece bir tane üçlüğü var. Bu kadar üçlük olmasının sebebi rakibin düzenlerinin çok çok zayıf olması ve aynı düzenleri kullanması arkadaşlar. Hemen savaşlara geçelim ve bir numaradan başlayalım. Bizdeki 8 numaranın atmış olduğu bir üçlük. Tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Hem de klonlu. Uzun süredir de klonlu tazı balon saldırısı yapan görmemiştim. Saat 6 yönünden zeplinini bıraktı. Taktik avcı uçağın hemen önüne düştü. Zeplin hemen klon ve öfkeyi oraya kullanarak o kareyi temizlemek istedi. Lakin aslında elektro ile de klan taktik avcı uçağını almak istemişti. Ama alamadı. Saat 2 önünden de bir buz golemi ve ardından da şampiyonu bırakarak önce rakip şampiyonu daha sonra oradaki tekli cehennemi indirmiş oldu. Dediği binasının önünde de hemen önce bir zehir, daha sonra kral, duvar kırıcıları bıraktı, kraliçesini bıraktı ve savaşına bu şekilde devam ediyor. Kralın özelliğini kullandı. Orada bir cadı zehrin dışında kaldı. Biraz vakit kaybettirdi açıkçası. Hemen yine bir atıcı da saat 9 önünden geldi. Hava savunmasını alması için. Ve saldırıya da 8 önünden 9 önünden tazı balonları yayarak başladı. Tabi belediye binasını kraliçe ile almış oldu. Merkeze yakın noktaya bir hız büyüsü geldi. Koruyucunun özelliği kullanıldı. Hemen X yerlerine hızlı bir geçiş yapabilmek için bir hız büyüsü daha kullandı orada. Evet, buradan gelen balonların direkt X yerlerine doğru geçiş yapması çok çok güzel olmuş. Çünkü şampiyon buradaki savunmayı aldığı için buradaki balon da okçu kulesi de uzakta kaldığı için bu balon merkezden oraya yönelmedi arkadaşlar. O yüzden direkt X yerlerine doğru hareket etti ve güzel bir tazı balon saldırısıyla burası bu şekilde üçlenmiş oldu. Zaten bu noktadaki bütün savunmalar birbirine yakındı. Düşen balon çoklu hasar verdiği için rahat bir şekilde o kare temizlenmiş oldu. Geçelim sıradaki saldırıya. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleşmiş. Rakibin 2 numarasına yapılan bir saldırı yine Kairos hesabıyla izleyeceğiz. Yıldırımlı birinci saldırısı izliyoruz şu an. Muhtemelen Klan Kalesi'nin orasını alacaktır birinci yaptığı için. Önce depremini kullandı. Daha sonra 5 adet yıldırımı aynı noktaya bıraktı. 2 adet yıldırımı da sağ tarafa doğru bıraktı. Hemen 11 yönünden 2 balon. Daha sonra buz golemi, kral, kraliçeyi bıraktı. İkinci buz goleminde birinci buz golemi ölünce ikincisini de oradan gönderdi. Bakalım. Yine sağdan 2 balon daha bıraktı. İkinci buz golemi de patladı. Kraliçe belediye binasını indirecek. Hemen 2 adet sinsi goblin geldi saat 11 yönünden. Kaya bulunda geldi saat 8 yönünden ve binicilere saat 9-10 arasından bıraktı arkadaşlar. Koruyucun özelliği kullanıldı. İlk noktada kaya balonun içinden de biniciler çıkmış oldu. Merkez noktaya bir şifa büyüsü geldi. Binicilerin çoğu havana yöneldi. Canları da çok çok azdı.
Tam noktasında bir şifa büyüsü geldi. Elinde bir adet buz var. Şu an tek bir hattan doğru ilerliyor biniciler. Şampiyonun özelliği duruyor. Evet, son büyücü kulesini de aldı. Sanırım oradaki buz büyüsünü yanlışlıkla bıraktı. Okçu bırakacağım diye. Burayı da bu şekilde üçlemiş olduk. Riskli bir saldırıydı. Aslında riskli değildi ama riske girebilecek bir saldırı olmuş. Yani yine de 3 almayı başarmış. Şimdi sıradaki saldırıya geçiyoruz. Bakalım. Sıradaki saldırımız 5 numaraya yapılan bir saldırı. Üzeyir arkadaşımız buraya saldırmış. Yürüyüşlü tazı balon saldırısı izleyeceğiz. 2 tazısı var tabii ki. Hemen sağ 8 önünden bir buz golemi, arkasına da şampiyonu bıraktı. Büyücü kulesini aldıktan sonra şampiyon direkt cehennem kulesini hedef gördü. Özelliğini de kullandı. Ve o kareyi şampiyonla temizlemiş oldu. Saat 10 yönünden önce Barbar Kral, daha sonra Kraliçeyi bıraktı. Barbar Kral'ın özelliğini erkenden kullandı. Şifacıları gecikmeli olarak da Kraliçenin arkasına bırakmış oldu. 11 yönünden bir balon geldi. Bakalım Havan'ı indirebilecek mi? Havan düştü ve arkasına da Zeplin'i bıraktı. Bu arada Kraliçeye de öfke geldi. Rakip Kraliçeyi indirmiş oldu. Zeplin de taktik avcı uçağının üstüne bırakıldı. Hemen öfkeyle oradaki kaya saçarı taktik avcı uçağını ve X yayını indirdi arkadaşlar. Rakibin klan kalesinden bir buz golem ve tazı çıkmış oldu. Merkezdeki büyücü kulesini de indirdi. Çok güzel bir şekilde. Hemen klan kalesine bir zehir büyüsü ve tazı bolona 7 yönünden başladı. İkinci tazısını da 5 yönünden bıraktı. Arkasına yine 5'erli 4'erli balonlarını bırakmış oldu. Orada kasırga tuzağı çıktı belediye binanın önünde. Hemen bir öfke. Koruyucunun özelliği kullanıldı. Hem kaya saçar hem de belediye binası düştü. Elinde kalan yine birkaç balonda yine saat 4 yönünden bıraktı. Balonlara hız büyüsü atarak hızlı bir şekilde yukarıya doğru gitmesini sağladı. Elinde 2 adet balonu var. Oradaki büyücü kulesine bir buz büyüsü ve 2 balonu da o saat 4 yönünde kalan büyücü kulesine bıraktı. Kraliçe rakip barbar kralı gördü. Kraliçe özelliğini kullanarak rakip barbarı da indirmiş oldu. Son 4 savunma kaldı. Önce Tesla, daha sonra bomba kulesi indi. Okçu kulesini de indirdikten sonra geri kalan iş temizlik olacaktır. Kraliçesi hala hayatta. Çok güzel bir alan daraltma yaptı burada Üzeyir arkadaşımız. Tabi yıldırımlı zepe karşı alınan önlemler yürüyüşlü tazı balona biraz engel oluyor arkadaşlar. Güzel bir saldırı yapmış oldu. Ellerine sağlık diyoruz ve sıradaki saldırımıza geçiyoruz. Kao Shin hesabıyla atılan bir üçlü. Bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Yine yıldırımlı tazı balon saldırısı. Bakalım yıldırım nereye kullanılıyor arkadaşlar. Evet, kaya saçarının olduğu bölgeye kullanıldı. Hem rakip kraliçe inmiş oldu hem de taktik avcı uçağı inmiş oldu. Hemen saat 5 yönünden 2 balon geldi. Barbar kralı bıraktı. Ardından 2 tane buz golemini bıraktı. Daha sonra duvar kırıcıları bırakarak belediye binasının yakınındaki duvar kırılmış oldu. Rakibin klan kalesinden bir buz golemi ve cadı çıktı arkadaşlar. Hemen onlara bir zehir büyüsü geldi.
Barbar Kralın arkasında da kraliçe var. Sanırım oradaki cadı zehrin dışında kaldı. Ama Barbar Kralın özelliği kullanarak oradaki cadı da düşmüş oldu. Kraliçe içeri girmedi arkadaşlar. Şu an dışarıdan yola devam ediyor. Kraliçe özelliğini şimdi kullandı. Zaten oradaki X yayları deprem atıldığı için canları biraz yarıydı. Ve saat 4 yönünden Kaya Balonu geldi arkadaşlar. Şampiyonu saat 2 yönüne bıraktı. Ve Tazı Balon'a da bir yönünden başladı arkadaşlar. Belediye binasını indirememişti. Hemen balonlara bir hız büyüsü merkezde toplamaya çalışıyor balonları. Elinde 5 adet balon var. Daha onları bırakmadı. İkinci hız büyüsüyle hızlı bir şekilde o merkezden çıkmak istedi. Hemen 2 balon bırakarak şampiyon balonları vururken 2 tane kahraman avcısıyla da 9 yönündeki şampiyonu indirmiş oldu. Sağ tarafta da bir top var arkadaşlar. Tabii minyonlar o topu alabilecektir. Hemen ilk buzunu kullandı. Belediye binası ve hava savunmasını üstüne ikinci seferde kullandı. Koruyucunun özelliği duruyor. Ve koruyucunun özelliği kullanılarak belediye binası düşmüş oldu. Çok ilginç, değişik bir saldırı olmuş. Kraliçe de girmedi kırılan yerden. Ve burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. Ve geçiyoruz son saldırımıza arkadaşlar. Bu da benim yapmış olduğum bir saldırı. Yıldırımlı binici saldırısı arkadaşlar. Yıldırımları direkt Kaya Saçlar ve Klan Kalesi'nin üstüne bırakıyorum. Depremi de oraya bırakarak orayı rahat bir şekilde indirmiş olduk. Aslında kraliçeyi alabilirdik de ama alamadık. 2 adet balonu saat 9 yönünden bıraktım. Daha doğrusu 10 yönünden bıraktım. Arkasına da bir bebek ejder. Daha sonra kraliçeyi bırakıyorum. 8 yönüne yakın da barbar kralım bırakıyorum. Belediye binasını rahat bir şekilde alacağım. Barbar kralın özelliğini kullandım. Kışlayı da saat 1 yönünde bıraktım arkadaşlar. Belediye binasını indirdik. Ve binicileri saat 10 yönünden saldım. İki kaya saçar olduğu için direkt önlerine bir şifa büyüsü attım. Ve otomatik olarak aslında burada koruyucu havada kaldığı için otomatik olarak da koruyucunun özelliği kullanıldı. Hemen merkeze bir şifa büyüsü daha kullandım. Kışladan çıkan biniciler üst tarafa doğru hareket ederken şampiyon da saat 2 tarafından bırakarak oradaki kışladaki binicilere yardım etmiş oldu. O kareyi de güzel bir şekilde temizlemiş olduk. Çok fazla binicimiz kalmadı. Elimdeki bir buz golem ve 4 kahraman avcısını da saat 6 yönüne bırakarak 6 yönündeki hem kral hem de şampiyonu almış oldum. Son savunmayı indirdikten sonra geri kalan işi temizlikti. Ve burayı da bu şekilde üçlemiş olduk. Uzun zamandır da 3 yıldız almıyorduk arkadaşlar. Bu da biraz moral yarattı açıkçası. Bu savaştan izlettirebileceğimiz üçlükler bu kadar. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Şu haberler kısmında Dünya Şampiyonası 2 Qualifier kısmındaki kısım arkadaşlar. Burada finalist olan yani birinci olan takım, finalde kazanan takım 1 milyon dolar ödül kazanmıyor arkadaşlar.
1 milyon dolarlık turnuvanın finalisti, yani yarışacak adayı olmuş oluyor. Ona da Golden Ticket diyorlar. Şu ana kadar iki klan var arkadaşlar. Biri ATN Attax, ikincisi Vatankoldu arkadaşlar. Bakalım Ağustos ayında hangi klan karşılaşacak? Bununla ilgili de bir video yapabiliriz. Buradaki 8 takım nasıl seçiliyor? Onları size de anlatabilirim. Bilmeyen bir iki arkadaşımız var. Gerçi onlara izah ettik. Bununla ilgili de video yapılabilir aslında. Çünkü bana başka bir yerden gördüğü videoyu söyleyip de farklı bir şekilde söyledi bana. Ama aslında öyle değil. Gördüğü yerden de yanlış bir bilgi almış. Bunu da burada kısaca söylemiş olalım. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın.